Perde sır sayarsam namerde gök girsin kızıl çıksın. Ana yurt tanrı dağı hazırlansa hep yağı. Terk edersen baş bul gök girsin kızıl çıksın. Ana yurt tanrı dağı. Maşallah ya. Çok sevindim. Allah razı olsun. Yok. Yok. Şimdi güzel göz geldiniz arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Neden sizi davet ettik? Neden yanımızda görmek istedik? Onu bir söyleyelim. Biliyorsunuz son dönemde AK Parti'mizle ilgili bir sıkıntı yaşandı adayımızla ilgili. Partimiz bir başka arkadaşımızı aday olarak uygun gördü. Biz bu süreci süreçten sonrasını sessizlikle izledik. İstişare ettik. Efendimizin buyurduğu gibi istişarede hayır vardır diye hep iman ediyoruz. Ve bu istişareler sonrasında bir karar aldık. Bu kararı sizlerle birlikte kamuoyuna açıklamayı uygun gördük. Çünkü biz bu 5 yıllık belediye başkanlığımız sürecinde hep muhtarlarımızla işbirliği içerisinde köylerimiz için, şehir merkezimizdeki 7 mahallemiz için hizmet üretmeyi kendimize vazife bildik. Sizlerden güç alarak inşallah 31 Mart'a birlikte yürümeyi hedefliyoruz. Hedefimiz Kaleci'nin kalkınmasının devamıdır. Birazdan yapacağımız kamuoyu açıklamasında da inşallah sürece nasıl gelindiğini, neden bir karar alındığını bilgilendireceğiz kamuoyu. Allah razı olsun. Müşterim hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Nihayet müşterim hoş geldin. Müşterim hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Saygıdeğer ilçe başkanlarım, çok değerli Esnaf Belediye Başkanımız, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanımız ve çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, çok kıymetli muhtarlarım, çok değerli personelimiz öncelikle ve çok kıymetli hemşehrilerim. Öncelikle hepinizi şahsım, tüm belediye personelim ve tüm hemşehrilerim adına en içten sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Cuma gününde toplandık. Esasen Cuma'da toplanmak demektir. İnşallah bu toplanışımız bir başka hayra vesile olsun diyorum. Her birinizi de Allah'a emanet ederek konuşmama başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi 2008 Mart ayında Kaleci'de yerel siyaset için istilah demiştik. Öyle bir Mart ayıydı ki 14 Mart'ta partimiz için kapatma davası kararı alınmıştı. O gün uğradığı bu büyük hakaret, bu büyük haksızlık bizi Kalecik'te AK Parti'den siyaset yapma noktasında yüreklendirmişti. Ve o günden bugüne kadar AK Parti'de siyaset yapmaktan gurur duyduk, onurla ve şerefle bu görevlerimizi yürüttük. 2008 yılında, 2009 yılına kadar bir yıllık süre zarfında hemşehrilerimizle hemhal olduk ve bu sürenin sonucunda Cumhurbaşkanımız, liderimiz tarafından 2009 seçimlerinde Ankara'nın tek kadın adayı, Kaleci'nin de kadın adayı olarak görevlendirildik. Malumunuz o dönemde seçimlerimizi kaybettik. Hemşehrilerimizin onaylarıyla belediye başkanlığı mazbatamızı alamamıştık. Ancak o günden sonra 30 Mart itibariyle hemşehrilerimizden bir an olsun kopmadık. Hep hemhal olduk, hep hemdert olduk. O tarihten itibaren aldığımız tüm görevlerde
AK Parti Yönetim Kurulu üyesi olarak, İl Yönetim Kurulu üyesi olarak ve sonrasında yine başbakanımız, o dönemki başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan görevlendirmesiyle aldığımız tüm görevlerde Kaleci'nin tüm sorunlarına muhatap olduk ve o muhataplık sonrasında pek çok sorunun giderilmesine de bir vesile olduk. Allah'a hamdolsun. Tüm bu süreçler sonunda 2014'te 30 Mart'ta yeniden AK Parti'den belediye başkan adayı olarak gösterilmiştik. Ve o tarihte o 5 yıllık yaptığımız çalışmanın ekmeğini yedik aslında. Samimi bir emekle verilen mücadelenin sonunda 2014 yılında Kalecik tarihinin ilk kadın belediye başkanı olarak ve Kalecik yerel seçim tarihinin en yüksek oyu olan %57 ile sizlerle birlikte mazbatamızı almıştık. O tarihten itibaren belediyemizde çok önemli çalışmalar yaptık ve pek çok ilki de birlikte yaşadık. İlk defa 50 köy belediyemizin mücadele alanına girerek yetki ve sorumluluğumuz altına girdi. Ve yine o tarihten itibaren borçlu her hesabı hacizli bir belediye devralmıştık. Şu an geldiğimiz noktada Kalecik Belediyesi borçsuz belediyeler sınıfına girmiş ve 14 milyona yakın borcunu 2 milyona kadar indirmiş. Diğer bir taraftan personel sayımız 36'dan 78'e yükselmiş. Bütçemiz 2 milyon 400 binden 21 milyon 100 bine kadar çıkmıştır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın her zaman savunmamış olduğu mali yapı, personel yapısı ve araç gereç noktasında çok önemli yatırımları bu dönemde hizmete geçirmiş olduk. Bizim dönemimizde Kalecik Belediyesi ilk defa 0 kilometre araç alımlarıyla tanıştı. 31 adet 0 kilometre aracımızı yaklaşık 3,5 milyon bedelle kadememize yüklemiş ve demir başımıza kaydetmiş durumdayız. Bugüne kadar yaptığımız yatırımların ise toplamı ile ilgili size çok kısa bilgiler vermek istiyorum. Kalecik Belediye'mizce 2014-2018 yılları arasında yapılan yatırımın toplam bedeli 57 trilyondur. Bu 57 trilyonun 8 trilyonu, hani bizi hep eleştirdiler, daha çok köylere çalışıyor başkan diye. Ama bunun çok büyük bir haksızlık olduğunu şu anki rakamlarla anlayabilirsiniz. Bu 57 milyonluk hizmetin 8 milyon 500 bin lirası köylerimize doğrudan yatırım olarak yapılmıştır. Merkeze yapılan yatırımların toplam bedeli ise 21 milyon değerindedir. Kültür varlıkları eylem planımız ki nüfusumuzun yeniden toparlanması, ticaret hacminin artması için yaptığımız önemli turizm yatırımlarının başındadır. 13 milyon 610 bin liradır. İmar ve kadastro biliyorsunuz 50 köyümüzde ve Kalecik Merkez 13 mahallemizde yaptığımız çalışmalar 3 trilyon 710 bin liradır. Araç gereç yatırımları da 4 milyon 250 bin liralık bir yatırıma vesile olmuşuz. Yine tarım bizim en önemli sektörlerimizden bir tanesiydi. 9 trilyonluk da tarım yatırımlarını gerçekleştirmişiz. Allah'a hamdolsun. Şimdi Cumhurbaşkanımız, liderimiz her zaman şunu söyledi. Bu dönemki özellikle sınıflandırması hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği oldu. Hizmet belediyeciliğinde bizi sevsin sevmesin, oy versin vermesin, her hemşehrimiz hizmette. Bu dönem çok büyük rekorlar kırıldığı noktasında mutabık kalmış. Kaldı ki bir belediye başkanının çalışma performansı somut göstergelerle ölçülebilir bir durumdur. Bu ölçeklere baktığınız zaman hizmet noktasında herhangi bir değişimin gereği asla ama asla görülmemektedir. Bir diğer taraftan gönül belediyeciliği dedik. İşte bu konuda da son derece üzgünüm. Çok büyük yalanlarla, tezviratlarla bize bu adaylığın başka bir şekilde değerlendirilme sonucu gelmiştir. Sevgili hemşehrilerim, kıymetli muhtarlarım, beni en çok üzen dedikodulardan bir tanesi muhtarlarımızın belediye başkanını yani şahsımı istemediği yönünde bir haber oldu. Bu yöndeki bilgilerle, yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdiler ve sizler de takdir edersiniz ki yanlış bilgilerle doğru kararlar alınamaz. Yanlış bilgilerle doğru sonuçlara ulaşılamaz. Halka yukarıdan baktığımız, muhtarlarımızın bizi istemediği, teşkilatımızın bizi istemediği gibi yönünde çeşitli dedikodular. Süreç bu sonuca kadar geldi.
Teşkilatın istemediğiyle ilgili sonuç ortada. Aday arkadaşımızın açıklanmasıyla birlikte AK Parti teşkilatımız istifa etmiştir ve bizim yanımızda yürümeye devam edeceğini de kamuoyuna duyurmuştur. Bu yalanı bu şekilde bertaraf etmiş durumdayız. Muhtarlarımızın şahsını istememesiyle ilgili şu an burada yanılmıyorsam 50'ye yakın muhtarım var. Belki sayı 50'nin de üzerindedir. Sadece bugünkü görüntü dahi, onların gönüllü bir şekilde buraya gelmeleri dahi bu yalanı da bertaraf edilmiştir. Diğer bir konuda bizim halkla iç içe olmadığımız, halka yukarıdan baktığımız ki herkese bunu kibir olarak adlandırırız. Allah bizi kibirden her daim esirgesin diye de dua etmekteyiz. Sadece şunu söylüyorum. Akaynak köyündeki 82 yaşındaki dur kadın teyzem aday olmadığımı öğrendiğinde ağlıyorsa. Aynen. Kılçak'taki anne babasız kalan yavrumuz Bayram, başkan gidecek dendiğinde ağlıyorsa, 4 yaşındaki Bayram. Yine aynı şekilde Kınık'tan, Demirtaş'tan gelen hemşehrilerim bu haberi duyunca omzumuz düştü, omuzlarımız kırıldı, lokmamız boğazımızda kaldı diyorsa, Yeniçöte muhtarım işte hemen yanımda, Yeşilöz muhtarım değil mi? Yeşilöz muhtarım 6 gün uyumadığını ifade ediyorsa, Kuyucak muhtarım sabah 6'lara kadar uyumuyorum diyorsa, her muhtarım destek için bizi arıyorsa, eğer ki Çaykaya muhtarım kızımın adı Filiz, seni de kızım gibi görüyorum diyorsa, bugün Umre'ye giden Kızılkaya muhtarımız, dualarımız sizinle, biz bir baba kız olduk, başkan ve muhtar ötesinde bir baba kız olduk diyorsa, hiçbir Allah kulu bize halkına yukarıdan bakmış diyemez. Bu da onların haddi değildir, hakkı değildir. Önce saydığım noktaya şunu da hiç inkar gelmeyelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı yoldan ve AK Parti'nin verdiği destekle geldik. Eğer bugün Kalecik'te Filiz Ulusoy bağımsız da olsa seçime girsin nidaları yükseliyorsa, ben buraya AK Parti ile geldiğimi hiç unutamam. AK Parti'nin açtığı yoldan her zaman onların verdiği destekle ve Cumhurbaşkanımızın verdiği güvenle Allah'ın izniyle buralara geldik. Şimdi diyebilirsiniz ki peki neden 31 Mart seçiminde bu kararı uygun görüp onun tensiplerine boyun eğip de bu şekilde yolunuza devam etmiyorsunuz? Yanlış bilgiler üzerinden sonuç verildiği için. Eğer ki bu biraz önce saydığım bilgiler doğru olmuş olsaydı, çok sevdiğim Sayın Cumhurbaşkanımızın kararına boyun eğer ve süreci bırakırdık. Kendisine de ifade ettiğim gibi, benim için iki kutsal vardır. Bunlardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyük Türkiye ideali, tek millet, tek bayrak, tek devlet ve tek vatan ülküsüdür ve Cumhurbaşkanımızın yoludur. Bu süreçte Cumhurbaşkanımıza gelecek her laf bize gelmiş sayılır ve bizim ağzımızdan ve bizi destekleyenlerin ağzından. Asla ama asla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir olumsuz cümle duyamazsınız. Aynı şekilde kendisi bizi iki kez aday yapmıştır. Ancak Kalecikli hemşehrilerim de 2014'te bize bu büyük zaferi vermiş ve oylarıyla bizi başkan yapmış. Her zaman da dualarından katmışlardır. Dolayısıyla gerek çok sevdiğim memleketim Kalecik'in hukuku, gerekse Cumhurbaşkanımızın hukuku bizim için kutsal değerlerdir. Bu hukukları çiğnetmeyiz. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu kararı üzülerek kabul edemeyeceğimizi kendisine de söylemiştik. Bu noktada destek veremeyeceğimizi söylemiştik. Ve bugün AK Parti hemşehrilerimizle birlikte değil, sadece MHP'li, CHP'li ve diğer partilerden tüm hemşehrilerimizle birlikte başka bir yola çıkıyoruz. Bu yolda da ortayı Büyük Birlik Partisi ile bulduk. Cumhur İttifakı'nın içinde olması, Cumhurbaşkanımızın yanında durması bakımından ve bölgemizin de birinci sıra milletvekili adayı olması ve milletvekilimiz olması bakımından bu iki sevdayı bu şekilde buluşturmayı da uygun gördük ve Büyük Birlik Partisi'nin şanslıma yapmış olduğu teklifi de kabul etmiş bulunmaktayız. İnşallah haklı olduğumuzu biliyoruz. Bu sebeple de sınırsız bir imanla Allah'a sığınıyoruz. Haklıysak güçlüyüz ve biz inanıyoruz ki haklıysak hak bizi koruyacaktır. Verdiğimiz mücadele adeta bir gazadır ve inşallah tüm muhtarlarımla, tüm hemşehrilerimizle, ilçe başkanlarımızla beraber gazamızın mübarek olması için gayretle, samimiyetle çalışacağız ve sonunda da mübarek olacağını, muzaffer olacağına dair inancımız da tamdır. Ben hepinize teşekkür ederim.
bilenler biliriz ki bizler sadece gayretle ve samimiyetle çalışmakla mükellefiz. Bu noktada Efendimiz Hazreti Muhammed'in şu hadisi şerifini hatırlatmayı uygun görüyorum. Şüphesiz Allah herkesin yaptığı işin karşılığını onun niyetindeki samimiyet kadar görür. Niyetimizi bir tek Allah biliyor sevgili hemşehrilerim. Gayretimize hepiniz şahitsiniz. İnşallah samimi gayretlerle çıkılan bu yolun sonu kalecik için hayırlı olacaktır diye düşünüyoruz. Yaradan'a sığınıyoruz çünkü Yüce Yaradan Bakara Suresinin 195. ayetinde yaptığınız işi güzel yapın, Allah işini güzel yapanları sever diye buyuruyor. Biz işimizi güzel yaptık. Sadece bir örnek, bugün Şeyh Mahmud Muhtarım da burada. Şeyh Mahmud'da yaptığımız köprüyü betonarme yapabilirdik ama biz bir taş köprü inşa ettik. Aslında orada bir tarih yazdık. Pek çok muhtarım, özellikle Satılar Muhtarım bu konuda benimle hemfikirdir, hep bize şunu söyledi. Başkanım siz yapın, bir şey yapılacağı zaman siz yapın. Büyükşehir yapsın, hayır siz yapın. Neden? Çünkü siz güzel yapıyorsunuz. Biz sizi sevdiğimiz için, Yaradan'a sığınarak Allah için çalıştığımız için işimizi hep güzel yapmanın gayretinde olduk. Hep bu hedefi gözettik, hep bu hedef için elimizden geleni yaptık. Çok teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için ve eski bir Türk atasözüyle, aslında eski bir Türk yeminiyle ben sözlerimi tamamlamak istiyorum. Yürümezsem hak yolda, erimezsem hak yolda, çürümezsem hak yolda, gök girsin, kızı çıksın. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gel herhalde. Muhtarım gel. Ve sağa sola doğru da kaybedin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Beni çok mahcup ettiniz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ya böyle mi? Allah razı olsun. İlker canım. Sağ olun. Ahmet Bey gidiyoruz. Vallahi billahi ağladı. Allah razı olsun. Yani ya sizin sevginiz, özellikle kadınlar da bir ayrı sevgi oldular. Vallahi bak. Neden biliyor musunuz? Hiçbir köyde şimdiye kadar hiçbir belediye başkanı gelip hiç kimseyle evde tokalaşmamıştır, evine girmemiştir. Kimsenin ahırına affedersiniz girip ne yapıyorsunuz, kolay gelsin ablam, bacım, kardeşim dememiştir. Vatandaşın buna özlemi vardır. Yeminle söylüyorum. Ama bütün muhtarlarım buradaydı. Eğer öyle benim dediğim tam aksini söyleyen varsa buyursun. Şimdiye kadar hangi belediye başkanı gelip hangi evi ziyaret etmiştir? Hangi cenazeye katılmıştır? Özellikle siz köylerde tek tek hangi yaşlı elini öpmüştür? Köylere görmüyorlardık ellerini öpseler. Emekler daha iyi olur. İnşallah. İnşallah. Köylere gideceksiniz. Sorun bakalım sizden önce hangi belediye başkanı benden büyüklere sorun. Küçükler bilmez. Sizi 4 yaşındakiler de biliyor. Sizi 4 yaşındakiler. Ama benden büyüklere sorun. Hangi kadın, hangi belediye başkanı tanıyor sizden öncekileri? Sorsunlar başkanım yani. Kaleci'nin köylerinde yaşıyoruz hepimiz. Başkanım hiçbir kadınla, bir erkeklerimiz köyden geliyor da odasını almıyordu. Kaptan giri kovuyorlar. Muhtardı eski eşim. Benim eşim muhtardı. 12 sene muhtarlık etti. Aynen. Evet. Biz o kadar hizmet yaptık. Biz de size güvenerek çıktık yola inşallah. Zaten arkanda geliyordu bırakmayacağız. Arkanda geliyordu. Her zaman desteğimiz sizden yana bizim. Hayırlı olsun başkanım. Bir de başkanım bu da... Sağ olun. İnşallah başarılı olur. İnşallah. Beraber Allah'a emanet olun. Hiç gönülden hiçbir köy diyemez ki başkan yanımızda değildi. Hiçbir köye gitmedi diyemezler. Biz yani her daim ölümümüzde, cenazemizde, her şeyimizde başkanı yanımızda sizlerden gördük. Başınızdan da eksik etmesin sizleri başkanım. Biz istiyoruz, tekrar istiyoruz, tekrar istiyoruz. Vatandaş ne derse olur, evet. Allah'a takdir olur. Evet. Allah'a takdir olur. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sağ olun, muhtarım uzak köyden geldin, Allah razı olsun. İnşallah çok Allah, Cenab-ı Allah'a takdir olsun. Birlikte inşallah. Çay.
Çay varsa daha iyi yani, duralım. Var var. Kahve bile var. Çok teşekkür ediyorum. Ayağım çok sağ olun. Çok sağ olun. Sonra çok teşekkür ediyorum. Biliyorsun yapacağım. Şuraya bak. Başkanım abi çekeyim ya. Şöyle Zülfikar anlatırımda da çıkmışken alalım. Şöyle bir alalım. Teşekkür ediyorum. Gel. Allah razı olsun. Gel. Şöyle ortaya alalım. Ben de şunu alayım. Gel. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Tamam. Bebeği getirin. Başkanım getirecek. Her zaman yanında. Her zaman yanında. Tamam. Şimdi daha yüksek olacak. Sen ama hiç kimseye yaşırmayacaksın. Çok korkuyorum. Aynen. Hiç kimseye koşarız. Biz koşmanız olur. Bekliyoruz. Biz geceleri de geliriz. Diğer köylere de gideriz. Ben sizlerle uyumayı da yasakladım şimdi. Tamam başkanım. Çok her zaman için yanınızdayız. Ağlayacağım. Vallahi. Sen yasaklamasan da millet uyuyamıyor ki. Ha evet. Vallahi haklısın. Gerek yok. Biz sizlerden başkasını yani görmek istiyoruz. Yani ben vallahi, o kadar çok duydum.